Herkese selam arkadaşlar. Bildiğiniz üzere pandemi koşulları nedeniyle Euro 2020 bu yaz oynanacak. Biz de bu video serisinde Euro 2020'de mücadele edecek takımlar hakkında kısa kısa bilgiler vererek takımları tanıtacağız. İlk takımımız Belçika. Belçika ile ilgili şöyle haberlere bakacak olursak ilk olarak Belçika Euro 2020'de B grubunda mücadele edecek. Onun haricinde teknik ekiple ilgili bir haber var. Thierry Henry. 2016-2018 yılları arasında Belçika'da yardımcı antrenörlük yapan, daha sonra teknik direktör olmak için takımdan ayrılan ve Monaco'nun başına geçen Thierry Henry tekrar takımın teknik ekibine katıldı. Belçika milli takımı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Thierry Henry'e Euro 2020 kadrosunda tekrar hoş geldin diyoruz ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu ve Harry'nin tekrar takımda teknik ekipte olacağını duyurdu. Fakat Thierry Harry'nin teknik ekipte ne görevde olacağı, yardımcı antrenör mü olacağı henüz belirtilmedi. Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Bir diğer habere geçecek olursak oyuncularla ilgili bir haber bu da. Kevin De Bruyne ve Kurtu arasında bilindiği üzere Kevin de Bruyne'nin 2013 yılında kız arkadaşının aynı zamanda ile da ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bunu da Kevin de Bruyne kendi yazdığı kitabında bahsetmişti. Bu olaydan sonra Belçika basını adeta çalkalanmıştı. Uzun süre bu olay konuşulmuştu ve zamanında Chelsea'de tak eski takım arkadaşı olan iki oyuncunun arası kız meselesi yüzünden açılmıştı. Olayın üzerinden uzun süre geçti ama açıkçası Kurtuayla Kevin de Bruyne'in bu olayı kapatıp kapatmadığı, bunun Euro 2020'de takım kampına nasıl yansıyacağı, takım içerindeki güven duygusunun, arkadaşlık duygusunun nasıl etkileneceğini, sahaya yansıyıp yansımayacağını açıkçası merak ediyoruz. Herkes merak ediyor. Bakalım Kevin de Bruyne ve Kurtu arasında bu olay uzun yıllar önce kapanmış mı, yoksa açık bir yara olarak kalmaya devam mı etmiş. Baktığımız zaman Belçika'nın kadrosu 17 Mayıs'ta açıklandı. Teknik direktör Roberto Martinez arkadaşlar açıkladığı kadrosunda Türkiye Ligi'nden bir oyuncuya yer verdi. O da Başakşehir forması giyen Chadli. Toplamda 26 kişinin bulunduğu kadroda Eden Hazard, Mertens, Romelu Lukaku, Benteke, Batsuayi, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco ve Torgan Hazard gibi önemli isimler bulunuyor. Bu, bu önemli isimlerden bahsetmişken arkadaşlar şöyle de bir detaya dokunmak istiyorum. O da Torgun Hazard ve Edin Hazard. İki oyuncu bildiğiniz üzere kardeşler ve Euro 2020'de kardeş olup aynı takımda bulunan tek oyuncu bunlar arkadaşlar. Bu da Belçika'da. Baktığımız zaman tabii ki güzel bir şey. İki kardeşin milli takımları için ter dökmesi birçok çocuğun hayalidir. Futbolcu olup kardeşiyle beraber aynı formayı terletmek. Bu da açıkçası Belçika için olumlu bir şey. Çünkü kardeşler Birbiriyle güzel anlaşıyor. Bakalım Hazard kardeşler Euro 2020'ye damgasını vurabilecekler mi? Dediğimiz gibi Belçika Euro 2020'de B grubunda mücadele edecek. Grubunda Finlandiya, Danimarka ve Rusya bulunuyor. Açıkçası Belçika için kolay bir grup olduğunu düşünüyorum. İlk mücadelesini 12 Haziran'da Rusya karşısında oynayacak. Rusya ile 7 kez karşı karşıya gelmişler. Bu mücadelelerin 5'ini Belçika kazanırken İkisi beraberlikle sonuçlanmış. Rusya'nın henüz Belçika'ya karşı bir galibiyeti yok. Diğer mücadelesi 17 Haziran'da Danimarka ile olacak. Danimarka ile 8 kez karşılaşmışlar. Bu 8 karşılaşmanın arkadaşlar 4 tanesini Belçika kazanmış, 3 tanesini Danimarka kazanmış, bir mücadelede beraberlikle sonuçlanmış. Gruptaki diğer maçı 21 Haziran'da Finlandiya karşısında. Finlandiya ile tam 10 maç oynamışlar. Belçika'nın şansı Finlandiya'ya çok fazla tutmuyor. Belçika Finlandiya'ya karşı son galibiyetini 1968 yılında almış. Toplam aralarında oynanan 10 maça baktığımız zaman 2 kez Belçika galip gelmiş. 4 kez Finlandiya galip gelmiş. Diğer 4 mücadelede beraberlikle sonuçlanmış. Aynı zamanda oynanan son 2 mücadelede beraberlikle sonuçlanmış. Belçika'da kaptan Eden Hazard, teknik direktör Roberto Martinez, takımda en çok milli formayı giyen 125 maçla Jean Vertonghen, en çok gol atan 59 golle Romelu Lukaku. Belçika Avrupa Şampiyonası'na 7. kez katılıyor. İlki 1972 yılında en büyük başarısı 1980 yılında aldığı ikincilik. Bakalım bu sene Euro 2020'de neler yapacaklar. Belçika videomuz bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler.